Handan Hanım çok geç kaldın mı? Evet, çok geç kaldın Ayşegül. Hadi makyajı, hadi. Ay, bilsem kendim ruj sürerdim. Allah'ım delireceğim. Senin sürdüğün rujla biz ne yapacağız Ayşegül? Hadi Ayşegül, hadi. Ah, mıncırık, gel. Ah, dedeciğim. Yavrum, hemen geç makyaj ol. Medya teyze. Medya anne, merhaba. Merhaba da ben kulisimi paylaşmam yalnız. Nasıl, pardon? Ne? Yani burası benim kulisim. Ayşegül'ü başka bir yere alalım. Medya'yı çekime tahtıravanla götürecekler ya. Yanına başka kimseyi istemiyor. Baba, koskoca ev. 40 tane oda var. Bula bula benim yanımı mı buldunuz? O zaman ben şey edeyim, gideyim ben. Nereye gidiyorsun Ayşegül? Nereye gidiyorsun acaba? Medya Hanım, kusura bakmayın. Saç makyaj için sadece bu odayı ayarlayabilmişler. Diğer odalara giriş yapamıyoruz. Bu seferlik idare edin kısmet. Ha, kızım, sen odayı bırak da buraya gel. Oraya sabaha kadar boya badana sürsen bir şey olmaz. Gel şu cihaza bir şeyler sürüver. Hadi yavrum. Aşk olsun baba ya. Çekimden önce nasıl moralimi bozuyorsunuz? Medya'cığım, yani ben... Onun fazla ihtiyacı yok da hani çabucak biter diye söyledim. Baba ya. Ay dedeciğim ya, ben becerebilecek miyim? Ha, becerirsin yavrum, ne var bunda? Niye ona daha canlı renkler giydirdin Sandan Hanım? Efendim, kime? Yani Ayşegül'ün elbisesi benden daha güzel, daha canlı. Ben niye siyah giyiyorum? Ben matemde miyim? Yani Fatiha mı okuyorum ben bu reklamda? Şimdi şöyle, kostümü kostümcüler seçiyor. Müşteri beğeniyor, onaylıyor. Yani öyle uygun görmüşlerse demek ki ondan şey olmuş öyle. Allah, sabah kaprisini delireceğim, ben mesleği bırakacağım. Ne dediniz? Efendim, her şey çok güzel dedim. Ne şanslı bir gün. Şahane değil mi? Ben de. Evet. Ben de. İşte bu. Ben de. Evet, buyurun herkes yerine. Amcacığım, siz de kenar alabilirsek böyle el altına kalmayalım. Pardon, bir kere o amca değil dede. Ayrıca adamın kendi evi nerede isterse orada durur. Tamam, tamam bir tane, tamam. İyi çalışma ben. Ayşegül'cüm, sen rolüne çalış tatlım. Sık sık tekrar et, tamam mı laflarını? Hadi, başarılar. Çantekinin karısı mı? Evet hocam. İyi de bu kadrajı doldurmaz ki, çok ufak ya. Takoz getirin. Bu ne ya? Bunu niye bana getirdiler? Ayşegül Hanım. Takoz üstüne çıkar mısınız? Ne? Ayşegül Hanım, yani bu boyları eşitlemek için hani böyle filmlerde falan dizilerde yapıyorlar ya. İşte onun için yapıyoruz biz. Takoza çıkın lütfen. Yani iyi de benim boyuma yetişmesi için birkaç tane daha koymanız gerekiyor. Lütfen siz karışmayın. Bir beşlik daha getirin. Bir şey söyleyeceğim. İnsanlar görmeyecek mi bunu ya? Ayşegül Hanım, biz onu ayarlayacağız. Siz hiç merak etmeyin, tamam mı? Evet, sayalım. 3, 2, 1, kayıt. Ben hayatım boyunca bu deterjanı kullandım. Çünkü ben kaliteden ödün vermem. Ben de. Şey, pardon ya, bir saniye bakar mısınız? Kestik. Ya Ayşegül Hanım, kendi laflarınızı söylesenize. Ben kestirmeden niye kesiyorsunuz canım? Ya şimdi şöyle, ben rolümü anlamadan oynayamam. Hani ben de böyleyim yani. Oh. Neyi anlamadınız? Ayşegül Hanım, bana onu söyler misiniz? Neyi anlamadınız? Ya alt üstü bir laf söyleyeceksiniz ya. Allah Allah, anlamayacak ne var ki bunda? Ya şimdi yönetmen bey, beyefendi diyor ki ben hayatım boyunca bu deterjanı kullandım diyor. Şimdi bu beyefendi kim? Niye böyle bir şey söylüyor? Biz bu beyefendiye niye inanalım? Hani ben bunları kafamda çözmeden yapamam. Ayşegül Hanım, siz ona takılmayın. Biz o adam sesini kadın sesine çeviririz biz sonra montajda. Ya biz zaten bir sürü şey girecek araya, bir sürü şey katacağız. Ya siz ne olur takılmayın, siz sadece laflarınızı söyleyin Ayşegül Hanım. İyi, peki. Tamam mıyız, hazır mıyız şimdi? Şimdi herkes yerine. Önce sizden başlayacağız.
Say. Ölçekli bir kayıt. Ben hayatım boyunca bu deterjanı kullandım. Çünkü ben kaliteden ödün vermem. Ben de. Bende de ben bir şey diyeceğim. Kestik. Ben demin şu monitörden gördüm de onu niye böyle bu kadar yakın çekiyorsunuz da beni uzaktan? Onun yüzü böyle kabak gibi tam ortada, önde ben arkada bit gibi. Hay burada monitör var yani ben görüyorum. Evet. Çünkü ben kalitede ödün vermem. Ben de. Ne oluyor ya? Kızım ben geldim bile neredesin sen ya? Ay ben çıkamadım ya. Şey hocam çıkamadım ben buradan ya. Kestik. Rujisi oldu. Bir daha alabilir miyiz? Kestik! Ben de! Ay! Kestik! Ay! Hazır mısınız? Evet. Ayşegül Hanım hazır mısınız? Hadi. Tamam. Kayıt! Ben hayatım boyunca bu deterjanı kullandım. Çünkü ben kalitede ödün vermem. Ben de. Ay bir dakika ya ben düştüm ama. Yani böyle konsantrasyonum bozuldu. Tam yükselmiştim böyle ikide bir kestik. Olmuyor yani. Allah'ım sen bana sabır ver yarabbim. Ben yapamayacağım. Kızım yapamayacağım ben. Ben vallahi bitirin tamam kestik. Toparlayın seti falan. Bu nedir ya arkadaş bu nedir ya nereden buluyorsunuz? Ya arayın şu futbolcunun karısını annesini arayın. Onları çekelim hadi gidelim. Bir daha denesek.